Gel. Ötekiler dışarıda. Duyarlarsa gelirler. Bunlar mavici, yeşilci, yumurtacı. Karınları tok. Bak. Oo, çok iyi. Bakın arkadaşlar, buradaki tavuklar böyle özgürce gezip dolaşabiliyorlar. Şu anda bir horoz dövüşünü seyrediyorsunuz. Horoz değil, iki tavuk, biri horoz. Biri tavuk, biri horoz mu? Evet. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Kaz Dağları'nın içinde yer alan Agonya Ovası'ndayız. Halk arasında Kıbrıslı olarak tanınan ve yaklaşık yarım asırlık ömrünü Kıbrıs'ta tamamlayan İbrahim Bey'in köye göç hikayesini izleyeceksiniz. Yaklaşık 50 yıllık ömrünü, çocukluğunu Kıbrıs'ta geçirdikten sonra dede topraklarına, ata topraklarına dönerek burada tavukçuluğa başlayan ve çeşitli cinslerde tavuklar bakan İbrahim Bey'in hikayesini izleyeceksiniz. Aynı zamanda tavukçulukla ilgili merak ettiklerinizi bu videoda izlemiş olacaksınız. Şimdi yayınımıza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi hazırsanız yayınımız başlıyor. Adım İbrahim Çanlı. Burada Kıbrıslı diye geçiyor. Kıbrıslı İbrahim diye geçiyor. 76'dan beri zaten Kıbrıs'tayım, yani 12-13 yaşından beri. Burada da ailemizden bir yer kaldı işte. Burada emekli olduk. Hobi olarak işte bu işi yapıyoruz. Kaç yıllarında Kıbrıs'a göç ettiniz? 76 Ağustos ayının 14. Neden Kıbrıs'a gittiniz o dönem? Benim babam varlıklı bir insandı, yani bizim otobüslerimiz vardı. Balıkesir'in hacılara götürürdü her neyse. İflas etti, Kıbrıs'a yerleşti. Orada da tabii aynı şeyi yürüttü, esnaflığı. Biz de ufaktık zaten. Bizi de alıp götürdü orada. Orada yerleştik. Oraya yerleştiniz. Kaç yılınız geçti Kıbrıs'ta toplamda? İşte 62 yaşındayım. 13 yaşında hesaplarsan yani aşağı yukarı 49 yıl. Evet. Yarım asırdır Kıbrıs'tasınız. Benim 7 tane çocuğum var. Çocukların hepsi de Kıbrıs'ta. Yerleşik. Şu anda hepsi yerleşik. Eşinizle birlikte buradasınız. Evet. Ne zaman taşındınız Kalkım'a? Kalkım'a aşağı yukarı 5 yıl oldu. 5 yıldır buradasınız. 5 yıl oldu. Şimdi Kıbrıs'a gittiniz ve yaklaşık 50 yıldır orada yaşıyordunuz. Aşağı yukarı. Sizi bu Kaz Dağları'na çeken şey ne oldu? Yani hatırlarınız mıydı? Eskiden çocukluğunuz muydu? Çocukluğum geçmedi burada hiç. Ben Balıkesir'de geçti çocukluğum da. Burası anne baba yeri. Yani senede bir iki defa gelirdik, ziyarette bulunurduk. Bir de burası bizim çok hoşumuzda. Kaz Dağları'nın etekleri. Biliyorsunuz yani. Yeşilliği güzel. Biz zaten hep dışarıda kaldığımız hep betonarme. Yani nereye alsan beton. Nereye baksan beton. Buraya uygun gördüm. Çocuklarımı getirdim. İşte hanımımı getirdim. Burada emekliğimizi yaşıyoruz. Biraz bu yaşadığımız coğrafyayı da böyle kısaca anlatabilir misiniz? Mesela Agonya Ovası'ndayız. Kaz Dağları'nın göbeğinde. Evet. Güzel bir bölge burası. Çok güzel. Yeşillikler içinde. Ne bileyim, çoğu aile, daha doğrusu köylü çilekle uğraşıyor. Biberle uğraşıyor. Ben de yaptım çilek ama hep zarar ettim. Yani yeşilliği çok güzel. Suyu çok güzel. Bir de her yere yakın. Yani Edremit'e 40 dakika. Ne bileyim, Çanakkale'ye 1,5 saat. Bir de Kaz Dağları denince oksijeni değil mi? Muhakkak. Burada ben kendimi buldum yani açıkçası. Güneşleniyorlar. Çiftliğinin bir ismi var mı abi? İsim buldun mu? Tabii, Cypress. Kuş ve kanatlı çiftliği.
Geldiğinden beridir bana alışamadı abi. Sürekli havlayıp duruyor. Ne diyorsun yabancıya bana? Yabancıya. Beni yabancı yapar. Görüyor değil mi? Evet. İlk defa gördüğü için. Çok hırçın ama. Hiç durmuyor. Hiç durmaz. Çok hareketlidir. Şimdi bu aşağı yukarı 4 yıldır yanımda. Bıraktım bir ara sansardan, bir arkadaştan aldım bunu. Tabi bu çok zayıf bir köpekti yani, nasıl diyeyim sana. Bir deli bir kemikti. Şu anda en sevgili dostumdur bu benim. Değil mi kızım? Değdi. Burada bir nevi artık tavukları o koruyor değil mi? Tabii. Ne köpek girebilir ne sansar girebiliyor. Bu başkadır benim için. Yani o Kıbrıs'la Türkiye'yi kıyasladığın zaman nasıl farklılıkları, kültürel, sosyal, ekonomik farklılıklar var mı? Ya Kıbrıs insanı cana yakındır, misafirperdir. Seni alır evine götürür, yemeğini yedirir, komşularla ilişkiler çok iyi. Ama şöyle bir şey var, bizim şunu gerçek söylemek gerekirse, Kıbrıs'a sonradan gitme Türkiyeliler vardı, hep bozdular. Biz mesela 76'da gittiğimiz için yani herkes kapısını açar, açık bırakıp giderdi. Gideceği yeri kimse, ne hırsızlık vardı ne bir şey vardı. Yani cezaevi yoktu, hapishanemiz yoktu. Ondan sonra işte bizim buradan artık yanlış politika yüzünden Türkiyelileri oraya yönlendirdiler, boş diye Kıbrıs. Hep karıştı şu anda. Yani şu anda yaşanacak bir durum yok Kıbrıs'ta. Ha, hayat şartları daha iyi Türkiye'den. Bunlar çok insancıldır. Hangi cins bunlar? Bunlar Light Brahma. Dev. Dev Light Brahma. Hayır, hayır. Gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. İçeri. Gel, gel, gel. Gel. Biz çok gerideyiz be Deniz Bey. Evet. Yani Türkiye çok geride. Cehalet mi diyeyim, ne diyeyim, çok gerideyiz biz. Mesela ben Rum tarafına geçiyorum Kıbrıs'ta. Bize serbest tabi Rum tarafı. Abi bizim Türk tarafına bak. Her yer İzmir dolu, çöp dolu. Rum tarafına geç. Cennete girmiş oluyorsun. Çevre bilinci var değil mi? Ya tarlalarında bir tane poşet bulamazsın. Ne bileyim plastik o su şişelerinden bulamazsın. Yani katiyetle samimi olarak söylüyorum. Buna değinmen çok iyi oldu abi. Şurada şimdi sözünüzü kestim. Şu yoldan çıkın gidin. Gidin gidebildiğiniz kadar yola. Bira şişeleri, plastik şişeler. Adam mesela tarlasını yapmış, naylonunu sökmüş, yol kenarına atmış. Yani hep pislik içinde. Evet. Yani... Bilinçsiz milletiz ya açıkçası, eğitim yok. Bu bölgenin de aslında en büyük sorunlarından birisi çöp sorunu değil mi abi? Çevre bilinci maalesef yok insanlarımızda. Çöp değil, belediye topluyor ama yani her şeyde çöpçüleri bırakacak değiliz yani. Belediye yok, bırakacak bunu, bir olay yok yani. Yani halkımızın bilinçlenmesi lazım. Evet ama o da yok. Yani biz ne kadar konuşsak boş iş. Çocuk ailede nasıl yetişiyorsa o çocuk da aynısını yapıyor. Olay bu yani. Yani bir baba çocuğuna şunu yapma demiyor mesela. Sigarayı atıyor. Ben mesela köy meydana indiğimde bakıyorum sigara izmaritlerini atıyorlar. Sigara ne bileyim paketlerini atıyorlar. Ne bileyim plastik şişelerini atıyorlar. Adam affedersiniz tükürüyor. Çok yani bu. Burada şimdi aslında cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Cennet. Yani tasvir edildiğinde. Havası, suyu, her şeyle. Öyle bir doğadayız. O kadar güzel bir Allah doğadayız. Allah bize çok güzel yer vermiş bize. Evet. Çok, yaradan. Ama bunun bilincinde değiliz. Yani insanlarımız bir bakıyorsun bir ormana gidiyorsun, bir çeşmeye gidiyorsun, bir bakıyorsun. Çeşmenin arkası hep plastik şişelerle dolu. Evet. Piknik yapmış, çöpünü bırakmış evet, orada. Evet. Çok çok. Ben lanet okuyorum artık dedim ya. Bu nedir yani? Tamam yap keyfini. Onları temizle git. Bir de zor bir şey değil. Dereler çok çöp içinde. Tamam işte herkes bir şey atıyor. Ne diyeceğim yani şey bilinçsizlik mi, eğitimsizlik mi diyeyim, cehalet mi diyeyim? Evet. Ne diyeyim ki? Ne söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Gel 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 gel.
karantinaya ayrılmıştı. Bu biraz rahatsız. Bu ayrılmıştı buraya. Dur kızım. Bak burada, burada. Şimdi ben Kıbrıs'tayken ben kuşa çok meraklıyım. Küçüklüğümden beri. Kıbrıs'ta da ben dayanıklı tüketim malları satıyordum. Benim gene bir hobim vardı. Benim çok çeşit papağanım oldu. Papağan çeşitleriyle başladım. Lefkoşa'dayken böyle. Evi doldurdum yani. Bütün her çeşit papağan vardı. Oradan geldim merak. Hadi artık vakit geldi dedik. Memleketimize dönelim işte. Kaynım var benim burada. İngiltere'de yaşıyor. Sağ olsun o da ben de geleceğim dedi. Tamam gel. Aklımıza ne geldi? Ne yapabiliriz biz orada dedi. Tavukçuluk dedim ben de. Attım öyle. De o zaman da yumurta birler ama öyle bir şeydi. 75 kuruş. Tamam. 300 tane tavuk getirdik. Çadırımızı getirdik. Bir günde. Komple çadırı kurdurduk. 300... Yine burada değil mi? Tabii. Yani şu arka kısımda. Çadır da güzel yani. Isıya soğuya dayanıldı. 300 tane ataks cinsi tavuk getirdik. Adam bizi zaten biraz ne derler ona? Kazıkladı diyeyim. O getiren arkadaş. Yani nedir? 3 ay boşu boşuna baktık. Şimdi yem çok pahalı bir olay. Yürüttük yani. Biraz yürüttük. Büyüttük. Ettik. Kaynımla gene bir şeylerle atıştık. Anlaşamadık. Öyle diyeyim. Ama yani gene seviyorum kendisini. Ondan sonra vazgeçtik. Ama ben şeyimi bırakmadım. Meramı bırakmadım yani. Hobimi bırakmadım. Gene devam ediyorum işte. O tavukları falan sattım ben tabii. Çadırmadır. Hep sattım. Hı-hı. Çünkü ben dedim süs tavuğuna yönelmek istiyorum. Gayet bir de o kadar mı? Tavuk bir iş yükü getirdi değil mi? Ağır bir iş yüküne... Sorma. Neden şimdi bizim fazla bilgi, tavukçulukta fazla bilgim yoktu zaten. Tamam kuşlarla var da tavukla bilgi şeyim yoktu ama. Ya yemidir, bakımıdır, atların dışkılarının temizlenmesidir. Of ayrı bir olay. Nitekim işte onları hepsini sattık, bitirdik. Ben dedim devam edeceğim dedim süs tavuğum. Benim merakım, ben başka yapacak şeyim yok. Hobim yok yani. Bir de emeklisiniz. Emekliyim. Gidip kahvede oturmaktansa. Kahveye gitmiyorum. Bir sabah gidiyorum. Bir çay, hani 10 dakika, 15 dakika çayımı içerim. Buraya gelirim. Ne güzel. Buradaki işimi hallederim. Evde bir saat otururum. Gene tekrar gelirim. Yani günde 10 defa gelirim. Öyle vakit geçiyor yani. Evde de oturmayı sevmem yani. Normalde üç çeşit yem karıştırıyorum ben. Buğday, mısır, yumurta yemi. Mısırı az veriyoruz zaten yağlanmasın diye. Çünkü yumurta şeyini, kanallarını şey yapar. Onları veriyorum yani. Günde kaç defa beslemesi mesela? Günlük bakımını anlatabilir misin? Ya sabah geliyorum, sularına bakıyorum. Yemleri eksikse zaten akşamdan hazırlıyorum yemlerini veriyorum da sabah gene her ihtimale karşı yemlerine bakıyorum, sularını veriyorum. Mesela bak şurası dün köpek devirmiş. Yem dolu. Bak hiçbirisi yemiyor. Evet. Gördüysen. Hı hı. Yani hiçbirisi yemiyor. Çünkü kanları tok. Bu arada tavuklar da dışarıda geziyor yani. Sürekli bir içeride kapalı değil değil mi? Kısım kısım. Şimdi bunlar bugün dışarıda şunlar. Yarın bunlar kapalı olacak. O silver bracklar açılacak. Şimdi stresini de atması lazım. Karışık olduğu zaman nasıl oluyor? Mesela ayrı ayrılar ya bunlar cins olarak. Karışık olur zaman melezleme olur. Melezleme olur o zaman da iyi bir cins çıkmaz. Anladım. Cinsleri korumak için o zaman sen tabii ne diyorsun? Tabii ki Çok güzelsin. Geç. Ötekiler dışarıda. Duyarlar şekilde. Bunlar mavici, yeşilci, yumurtacı. Şu arkadaki. Evet.
karınları tok. Peki bunların böyle ilaçları, aşıları oluyor mu yıllık? Vallahi herkes yapıyor. Benim bir sürü feste arkadaşlarım var. Belki 3000 kişi vardır. Yani veba aşısı verirler, bilmem ne verirler ama ben hiçbir şey vermiyorum. Sadece vitamin veriyorum. Sadece vitamin veriyorsun. Ben biraz ilaca karşıyım bile yani. Mesela antibiyotik veriyor. Antibiyotik verdiğiniz zaman zaten tavuğun yumurtası yenmez. Ama çoğu kişi bilmez bunu yani. Peki organik yumurta diyebilir miyiz ürettiklerinize? Tabii ki. Organik yumurta. Tabii bak mesela şu anda hepsi yayılıyor zaten. Şu anda şunlar güneşleniyor. Elde ettiğiniz rahatlıkla ürünleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlere satıyorsunuz? Yani öyle bir... Yumurta isteyen çok. Şu anda zaten yumurta yapacak tavuğum 2-3 tane, 5 tane vardır. Onlar da ancak kendimize yetiyor şu anda. Şu anda az olduğu için tabii. Bir ay sonra bu yetişenler var. Onları satmayacağım zaten. Zaten cinsler de var işlerinde. Hı hı. Onların yumurtaları hep çıkacak. Artı bu ay sonu herhalde 30-40 tane daha yumurta tavuğu gelecek kısmetse. Çoğaltmayı düşünüyorsunuz. Tabii ki canım. Bu rahibeleri ben bir kostüm kuşu olarak aldım böyle meraktan. Bir çift aldım. Adı rahibe diye geçiyor. Yavrusu da var içinde. Bu kuşların bütün anneleri, babaları bu ikisi. Güvercinlerde anne ve baba yavruyu aynı anda koruyor ve besliyor. Yavru da şöyle arkalarında. Peki tavukçuluk yapmanın en zor ve en keyifli yanları nelerdir? Ya zoru bakımı. Hasta olmamasına dikkat edeceksiniz. Gerçi ben fazla ilaç vermem. Hayvanlara ilaç olayı yapmıyorum da sadece 2 ayda bir vitamin veririm. Başka hiçbir şeyde yaptığım yok. Keyifli yanlar nelerdir? Bakması yeter. He, bakarken. Görüntü yeter. O bakarken, uğraşırken bir terapi oluyor mu sizin için? Yani. Bak ben bu yaşa kadar onların yüzünden genç kaldım. Evet. Öyle diyeyim yani. Bir de şunu söyleyeyim. Hayatta tavuk kesmişliğim yok. Bakarım ama yemem diyorsun. Tavuk yerim ama marketten alıp yiyorum. Burada kendim de kesip yapamıyorum. Çünkü elimle besliyorum. Ediyorum olmuyor. İçim gidiyor. Duygusal bir yakınlık kuruyorsun o zaman. Biraz da duygusallık var tabii ki içinde. Yani ben tutup da şimdi o tavuğu nasıl keseyim? Evet evet. O horozu nasıl keseyim? Ha satarım o ayrı bir olay. Ama ben tutup da benim gözümün önünde kesecekler yok. Bunlar hangi cinsti abi? Bunlar ise Silver Brackle var. Hint kırması var. İçinde o yavruları zaten. Bir de yeşilci var. Bak kuyruğu yoktur. Kuyruksuz. Bunlar hangi cinsti? Bunlar da Silver Brackle ama Gold Brackle da var içlerinde. Gold Brackle siyahlı. Bunların var. Özelliği nedir? Yani diğer farklılıkları süs tavuğu, nelerdir? Süs tavuğu. Ne kadar güzel ama tüyleri. Harika. Bir de kocamanlar. Yani, bu erkek diğeri dişi herhalde evet, değil mi? Evet bu erkek bu diğeri dişi. Yumurtanın böyle pahalanması, tavuk etinin pahalanmasını neye bağlıyorsunuz? Biraz bununla ilgili anlatabilir misiniz? Türkiye'de daha bitmez ki. Şu anda bir yemin çuvalı herhalde 750 lira. 50 kilo. Bunu zaten tavuğa vereceksin, edeceksin. Bir tavuk günde 150 gram yem yer. Yani 150 gramdan fazlasını yiyemez. Yani kurtarmıyor. Adamın şeyini yani yumurtacılık olarak düşünecek olursan.
kurtarmıyor yani bence. Çünkü zahmeti de çok. Yani büyük çaplı yaparsan zahmeti de çok. Bunu biz hobi amaçlı yapıyoruz yani. Parasından çok hobi amaçlı. Muhabbet kuşlarımız. Çok güzeller. Renkleri çok güzel. Yavrular da çıktı. Onlar evde. Kaç tane var şu an? Şu an 2 tane yavru var. Şu an 9 tane var burada. Pardon 10 tane. 10 tane var. 10 tane. Eşli. Hepsinin de eşi var. Var. Biz bu arada sohbet ederken bakın tavuklar şöyle dışarıda otluyor arkadaşlar. Gezen tavukla gezmeyen tavuk arasındaki ya gezen farkları tavuk, anlatırsak böyle. Şimdi fabrika ya o ben şey diyorum ya bu fabrika fabrikasyon tavuklar diyeyim. Hı hı. Resmen hayvana eziyet. Yani küçük küçük kafeslere koymuşlar şöyle şöyle. Abi orada hayvan hiç uyumuyor, etmiyor. Devamlı yumurtaya çalışıyor hayvan. Yemle, özel, onların özel yemleri var. Hiç zaten gezmiyor. Hey, alakası yok. Şöyle demir kafeslerin içinde. Ya bu eziyet ya. Bilmiyorum. Benim hayvana kendine eziyet yapılıyor bir nevi değil mi? Canı eziyet yani. Onu herkes kendisini onun yerine koysun. Tavuk dedin mi gezecek abi. Tabii ki. Ben mesela 300 tane atas getirdiğimde benim şu komple buralar hep atas doludu. Geziyordu hep. Evet. Yani yemden hariç devamlı geziyordu hayvanlar. Ama fabrikasyon yok ya. Çünkü zaten hayvanın doğasında gezmek var. Bak şimdi çıkartayım bak çevir şeyi. Çıkartayım bak hayvanlar nasıl uçuşacak. Bak 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 bak. Oo, çok iyi. Bakın arkadaşlar buradaki tavuklar böyle özgürce gezip dolaşabiliyorlar. Şu anda bir horoz dövüşünü seyrediyorsunuz. Horoz değil, biri tavuk, biri horoz. Biri tavuk, biri horoz mu? Evet. Siyah olan şey. O taktı kafaya. Hiç kırmasın bunu. Bu da gül ibiktir. İbikler de farklıdır. Şu gördüğünüz gül ibiktir. Bunlar balta ibiktir. Gene Light Brahman da gül bir ibiktir. Değil mi? Kavga yok. Bunun babası çok vahşiydi. Allah Allah. Bunun babası hiç böyle devamlı döverdi bizi. Saldırıyor değil mi? Bu saldırmıyor da. Kabuğu çok kaçıyor da babası öyleydi. Baksana şu kuyruk güzelliğine. Bak, kuyruğu çok güzel. Yani. Onu görmek için yeter. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor yani. Tel örgülerin de dışına çıkıyorlar bu arada. Çıksınlar sonu değil onlar. Geliyorlar. Güvercinler, kuşlar. Yani. Bu arada uçarken koşarken diğer çevredeki kuşlarla da bir araya gelmiş oluyorlar aslında. Kurnu da geliyor, ispanoz çeşitleri geliyor. Mesela burada şey diyorlar, ne? Kara tavuk. Hı hı. Kara tavuk dediğimiz var, şurada banyo yaparlar. Burada çok avlıyorlar onu da ben müsaade etmiyorum burada avlanmalarını. Ama hiç durmaz. Çok hareketli. Seni izleyenlere neler söylemek istersin? Vallahi bu işi yapmak isteyen yapsın. Strese, yorgunluğa birebir diyebilirim. Tabii seven yapsın. Tabii. Yani. Evet, bizi de çiftliğinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yok, rica çok ederim. Sağ olun. Rica ederim. Başka bir zaman umarım başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle abi. Nisan'da Mayıs'ta geleceksin nasıl olsa daha da farklı göreceksin. Tamam. Allah izin verirse. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yok, ben teşekkür ederim. Herkese de iyi günler.